zorluk yok. Genellikle kolay. Psoriasis Derneği tarafından 29 Ekim Sedef Haftalığı Farkındalık Haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında sedef hastalığını tetikleyen faktörler, tedavi yaklaşımları ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltecek bilgiler paylaşıldı. Her sene biraz daha tanıyoruz bu hastalıkları. Daha fazla, daha uzun süreli tedavi, kalp hastalıkları... Toplantının açılış konuşmasında söz alan Psoriasis Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Gürer, sedef hastalığının genetik yatkınlıkla ilişkisinin yüksek olduğunu belirterek tetikleyici faktörlerle oluşma riskinin arttığına dikkat çekti. Sedef hastalığı bir genetik yatkınlık hastalığı. Yani anne veya babasında sedef hastası olan bireylerin sedef hastalığı olmak için riskleri daha fazla. Ama illaki şart değil. Aile öyküsü olmayan kişilerde de sedef hastalığını görebiliyoruz. Bu bünye yatkınlığı olan kişilerde bir takım tetikleyici faktörler, örneğin çocuklarda boğaza yerleşen beta hemolitik streptokoklar, erişkinlerde sigara, obezite, çevresel faktörler, bunlar hep psoriasis tetikleyip bu bağışıklık sisteminin dengesinin bozulmasına ve deride bu yaygın veya lokalize olan plakların ortaya çıkmasına yol açabilir. Hastalığın vücutta oluşturduğu olumsuz etkilerden bahseden Psoriasis Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nahide Onarı Ronsun ise sedef hastalığı büyük oranda deride görülmesine rağmen bazı dışarıdan görünmeyen hastalıklara da yatkınlık oluşturur dedi. Sedef hastalığı aslında dermatoloji uzmanları için tanısı çok kolay bir hastalık. Deride belirtilerini, başlıca belirtilerini deride verdiği için çok kolay tanınıyor. Ama sadece deride değil, görülmeyen başka organlarda da bir takım bozukluklara yol açabiliyor sonuçta. Ama ilk tanı dermatolojiden geliyor. Hastalığın psikolojik yansımalarına değinen Psoriasis Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sibel Alper de sedef hastalığı deri belirtileri olarak görüldüğü için hastalarda damgalanma, ayrımcılığa uğrama duygusu oluyor. Hastaların %50'sine hastalığı bulaşıcı mı diye sorulmuş. Hastalar bundan çok rahatsız oluyor diye konuştu. Sedef hastalığına ait deri belirtileri görünür olduğu için, ortada olduğu için hastalarımızda bir damgalanma, ayrımcılığa uğrama duygusu oluyor. Ve %80'inde var bu hastalarımızın. %50'sine hastalığı bulaşıcı mı diye sorulmuş ki bundan çok rahatsız oluyorlar. Demek ki toplum bilmiyor sedefin bulaşıcı olmadığını. Onun dışında %25-30'unda depresyon, anksiyete gibi bazı psikolojik sorunlar var.